AK Parti Fethiye İlçe Danışma Kurulu toplantısı parti ilçe binasında yapıldı. Toplantıda tüm katılımcılara teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Fethiye İlçe Teşkilatı olarak yaklaşık 15 aydır görevde olduklarını belirtti. Bildiğiniz gibi partimizde gelenek halinde ilçe ve il danışma toplantıları yapıyoruz. Pandemi sebebiyle zaman zaman yapamadığımız toplantıları son birkaç aydır yapmaya başladık ve genellikle de daraltılmış olarak, daha doğrusu salonlarda yaparken bugün biraz da parti binamızda yapalım. Hem sizlerle bir tekrar bir daha samimi ortamda olalım, birlikte olalım istedik. Yılın son toplantısı bu. Hem başkanlarımıza geldikleri için bize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hem sizlere teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tabii pandemi şartları zaman zaman zorlaştırdı. Zaman zaman toplantılar yapamadık. Zaman zaman kısıtlamalar oldu. Şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Bitmiş de değil henüz. Bunun tabii çeşitli zararlarını gördük. Kendi arkadaşlarımızdan da şu anda başkanım katılamayanlar oldu. Maalesef evde yatanlar var. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları hep beraber atlatırız diye düşünüyorum. İlçe danışma toplantılarından sonra il danışma toplantımızı yapacağız. Ay sonunda tahmin ediyorum ya da önümüzdeki hafta sonunda. Biz toplantılara Muğla'ya giderek her seferinde katılıyoruz. Zaman zaman eğitim toplantılarımız oluyor. Geçmişte bunları yaptık. Geçen hafta akademiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Onun için hem ARGE başkanlığımıza, genel merkezimize hem sizlere teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarıma çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii Fethiye'deki ilçe teşkilatımız biz yaklaşık 15 aydır görevdeyiz. Eylül ayında kongremizi yapmıştık, 20 Eylül'de. Arkadaşlarımıza o günden bu yana çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sahada olmaya gayret ediyoruz. Benim başka bir faaliyet kolum yok. Sadece bu işle ilgileniyorum. İlçe başkanlığının başka bir faaliyetimiz yok. Çalışıyoruz hep beraber. Arkadaşlarımıza gerekli destekleri veriyorlar bizlere. Mevcutlarımızdan da burada arkadaşlarımız var. Onlara az önce atladım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Mevcutlarımız sizler de hoş geldiniz. Toplantıya katılan AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise hükümetin ekonomi politikalarına değinirken eleştirilerde de bulundu. Biz tabii rutin olduğu üzere pandemide her ne kadar ara verdiysek de her ay düzenli olarak ilçe danışma ve il danışma toplantılarımızı yaklaşık Kasım-Ekim ayından itibaren yapmaya başladık tekrar. Burada tabii teşkilatlarımızla bir araya gelip hasbihal olma, karşılıklı eksikliklerimizi, yapmamız gerekenleri konuşma babında ve teşkilat içerisi eğitim babında geçiyor. Ve Sayın Başkanımın açıkladığı üzere muhtemelen Fethiye son 2021 yılının son ilçe danışma toplantısı olacak. Şimdi tabii çok hızlı gelişmeler oluyor ülkemizde. Ben Cuma günü başladım ilçe danışma toplantılarına. Cuma günü Ula'da, Cumartesi günü de Marmaris'te ilçe danışma toplantılarında konuşmalar yaptım. O zamanlar dolar 18 lira, 17-18 lira civarındaydı. Ve Pazartesi günü tekrar devam ettik. Menteşe'de, dün değil evvelsi gün değil mi? Pazartesi günü. Menteşe ilçemizde konuşmak üzere kürsüye çıktığımda 18 lira civarındaydı. İndiğimde 13 liraya düşmüştü dolar. Ve ben haberim yoktu tabii sahnede konuşurken. Hep şunu söylüyorum. Bu bir suni yükseliştir. Sakin olun. Dolar gerçek değeri ki dünya piyasasında 12-13 lira arası deniliyor. Bazı ekonomistler 10 liraya kadar da düşüyor ama ben 12-13 bandının daha doğru bir derecelendirme olduğunu düşünüyorum. Bu seviyeye inecektir dediğimde arkadaşlardan, oturanlardan başkanım düşmeye başladı bile diye uyardılar. Tabii o saatler saat 8 olduğu için ben şaka yapıyorlar zannettim ama indiğimde gördüm ki evet gerçek şeyine düştü. Şimdi teşkilatlarımıza biz bilgi verirken bu sadece bizim kendi bilgi dağarcığımızdan ürettiğimiz bilgiler değil. Her ne kadar ben de iktisat fakültesi mezunuysam da tabii ki büyüklerimize de istişare ediyoruz. Mesela yine Sayın Bakanımızla biz dün saat 14'te yani akşam 22.45 televizyonun programına çıkmadan önce aynı gün dün saat 14'te bize bir sunum yaptı. Bu sunum televizyonda anlattıklarından daha detaylı bir sunumdu. Birazdan sizlerle bazı bilgileri paylaşacağım. Orada da bize verilen bilgiler, il başkanları toplantısında Ankara'da bize aktarılan bilgiler bizim hiç paniklemeden bu
dönemi sakince geçirmemizi ve bu şekilde de partililerimize konuşmamıza sebep oldu. Bizim Türkiye'deki döviz kurlarıyla alakalı olan bu gelişmeleri de buna benzetebiliriz. 2003-2009 yıllarında özellikle uygulanan yüksek faiz, düşük kur politikası yüzünden döviz olduğundan daha değersizdi Türkiye'de. Çünkü yüksek faiz verdiğimiz için uluslararası paradan para kazanan şirketler, kuruluşlar dövizlerini Türkiye'ye getirdiler, bankaya koydular, yüksek faiz kazanç elde etmek için. Şimdi artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Hepimizin elinde birer tane Larus ansiklopedisi var değil mi? Google amcaya yazıyorsunuz, bütün bilgileri size veriyor. Bugün Almanya'da faiz oranı kaç, Amerika'da faiz oranı kaç hepimiz biliyoruz değil mi? FED açıklama yaptı faiz oranına geçen 10 gün kadar evvel 0-0.25 Amerika'daki faiz oranı. Avrupa'da 0. Eksi olanlar da var. Efendim? Eksi olanlar var. Eksi olan bazı bölgelerde de var. 0.25 faiz veriyor. Ve Amerika'da, Avrupa'da son 30 yılın en yüksek enflasyonuna ulaşmış durumda. Yani 0 olan bir enflasyon 6'ya çıktığında bizim için 6 rakamı düşük olabilir ama 0'dan 6'ya çıktığında 6 kat artan bir enflasyon demek. Orada insanlar şokta yani %6'ya çıkınca enflasyon oranı. Peki Amerika o zaman bize enflasyon çok çıktı, çok zamlar oldu, faizi yükseltin diyenler Amerika'ya niye demiyorlar ki? Ya sende de enflasyon 6'ya çıktı, niye hala 0-0.25 bandında bırakıyorsun faizi? Veya bunu bize yurt dışından telakki edenler, söyleyenler, niçin kendi ülkelerinde bu yolu izlemiyorlar? Faizi artırırsan enflasyon düşer mantığı eğer geçerli olsa Avrupa'da, Amerika'da faizler 0 bandında, 0.25 bandında tutulur mu? Tutulmaz. Bize karşı kolay para kazanılan ülke olarak görüyorlar. Faizleri yüksek getirelim, dövizimizi yatıralım. Faizi de insanları çalışan Türklerin sırtında kazanalım. Bu politikayı tersine çevirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Faizleri düşürdü. Ha kuru da gerçek değerine çıkmasına fırsat verdi. Ha peki kurun değeri nedir? Yani bir doların gerçekte olması gereken değer nedir? 17 lira, 18 lira mı? Şu anki 13 lira mı? Bir sene önceki 6-7 lira mı? Teneme göre değişir. Bu piyasadaki dengeye göre belirlenir arkadaşlar. Yani devlet çıkıp da bir triko, kazağın, bir takım elbisenin fiyatını belirliyor mu? Başka değişik markalarda değişik fiyatlar var. Sezon öncesi fiyat ayrı, sezon sonu fiyatı ayrı. Döviz için de böyle. Yani doğal dengesini kendisi bulması lazım.